Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir Alman İmparatorluğu serimizin ikinci bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün ikinci bölümdeyiz ve yeniden Kanker 2.0'dayız. Arkadaşlar, güzel bir video olacak. Önceki bölüm ne yaptığımızı hemen söyleyeyim. Önceki bölüm Bohemia, aynen Bohemia'yı almıştık. Daha sonrasında ise bir Benelux fethini de gerçekleştirmiştik ayrıca. Benelux'u da aldıktan sonra videoyu bitirmiştik. Şimdi bu videoda artık geç biz Polonya seferi yaptık mı bilmiyorum ama hatırlamıyorum. Yapmadıysak Polonya fethini yapacağız. Polonya'yı alacağız. Çünkü Polonya'yı almamız lazım. Polonya önemli bir güç. Evet, Polonya'yı almamışız. Polonya da büyümüş. Rusya'daki iç savaş halen devam ediyor. Şimdi ben önceki bölümden sonra bir baktım. Şöyle bir karar aldım. Yani şu an Rusya'daki iç savaş bitmiş gibi gözüküyor ama yani burada en güçlü tarafla müttefik olabilirim. Öyle bir şey karar aldım. Ama Rusya bayağı parçalandı şu an. Bayağı parçalandı. Aynı zamanda Çin coğrafyasında da böyle bir karışıklık var. Osmanlı İmparatorluğu maalesef geçmiş olsun oldu. Ve biz Alman İmparatorluğu olarak yolumuza devam edeceğiz. Şimdi önceki bölüm dediğim gibi burada Bohemia'yı almıştık. Daha sonrasında da Benelux'ü halletmiştik. Şimdi biz neye yatırım veriyoruz? Araştırmaya devam ediyoruz. Şimdi ben önceki videodan sonra asimilasyonları tamamladım. Tamamladım değil mi lan? Aynen tamamladım. Ya tamamlamadım ama başlattım. Hemen şimdi Polonya seferine başlayacağız ama Polonya seferine başlamadan önce bizim lan oğlum dilim ben. Ekonomik olarak müthiş bir yerdeyiz yani şu an ekonomik puana bakarsak ya Birleşik Krallık Birleşik Krallık'la her an savaşa girebiliriz. Acaba Fransa ile müttefik mi olsak? Avusturya İmparatorluğu. Hayır, Avusturya İmparatorluğu benim hedefim. O zaman aynen. Diplomatik ilişkiler Tamam lan niye yapıyorsun? Yani çekerim. İnsanlık ölmüş beyler ya. Neyse turlarımızı atmaya başlayalım. O zaman yani yapacak bir şey yok. Polonya seferine başlamalıyız. Polonya seferi şu 100 binlik orduları da kullanacağım zaten. Çok da şey yapmamıza gerek yok. Zaten nüfus açısından müthiş bir ülkeyiz. Yani nüfus puanı vardı sanırım. Daha değilmişiz. Ama ikinciyiz. Sıkıntı değil. Onu da hallederiz. Birleşik Krallık sövme artık bana. Sövme kanka. Saldırmazlık kalktığında 88 vur. Yani sövme. Lütfen. Ben ordu bakımına 30 verelim. Nüfus artışına vermemiz lazım. Ekonomi büyümesi. Çünkü ekonomi olarak Birleşik Krallık'la savaşıyoruz. Hatta ikinciye düştük. Kötü oldu. Yönetim üretim gelir. Şimdi biz birileriyle savaşlamayız. Değiliz. Tamam. Şimdi Avusturya İmparatorluğu'yla mı? Müttefik olsak diyeceğim. Beyler, acaba? Ama hayır ya, hiç dayanamaz. Bence biz Fransa'yla müttefik olalım. Yani Fransa'yla müttefik olalım. Yoksa Birleşik Krallık'a karşı savaş net çıkacak yani. Bundan sonra geri dönüş falan yok. Orada Polonya toprak kaybetmezsen sevinirim. Sen kimlerle savaşırsın?
Sen ha. Gerçi bak bunlarla da mutluluk olabiliriz ama bunlar Birleşik Krallar çok uzak. Bu halde ben ilerliyorum. İlerliyorum. Blitzkrieg yıldırım harekatını devreye soktu. Hay bakalım. Bakalım ilk saldırımız başarılı olacak mı? Ve olacak gibi gözüküyor. Arkadaş bir ordumuz kalmadı. Saldırı yaptılar ama başarısız. Şimdi seninle ilişkimiz bayağı yükselmiş olsa gerek. Müttefik olamayız çünkü savaştayız. Senle 15 tur kalmış. Tamam. Evet ya, Fransa'yla müttefik olacağız diye. Ama abi yani düşününce de şimdi Fransa'yla müttefik olunca yani çok büyük bir şey olacak gibi geldi. Cidden büyük bir ittifak olacak. Evet, bu arada serimize toplamda 75 adet eyaleti işgal ettik. Böyle aynı zamanda da Polonya'yı tamamen hallettik. Yani topraklarımıza bakar mısınız be? Biz işare ya. Bu arada Avusturya İmparatorluğu Macaristan'la barışmış. Fransa'ya da ilişkilerimiz bir aile artmış. Güzel. Böyle devam edelim. Şimdi hemen ordularımızı Berlin'e çekeceğim. Çekemedim. Hı. Hemen orduları Berlin'e çekiyorum. Ne topraklar çok küçük ve küçücük değil ama bayağı var toprak. Eyalet. Son lot. Buradaki ordularımıza çekelim. Polonya savaşından da galibiyetle ayrıldık. Evet. Şu an başımızda kim var diyelim. Evet, ikinci Wilhelm diyelim. Her neyse bu çok kadar fark etmez. Evet, ikinci Wilhelm'in şanlı orduları Berlin'e geliyor. Polonya harekatından sonra. Garibim Liechtenstein'e bakar mısın? Garşı 4000 ekonomisi var ha. Hava çıkarım ki daha da yüksek. Değişik devletler ya. Yani. Mesela ben hiç Vatikan'ın olacağını düşünmüyorum. Abi bak senle ilişkilerimiz çok iyi. Abi sonra savaşı ilan edince de ne oluyor? İşkenceci oluyoruz. Ben böyle kapitalistlerin eline düşmemeli. Başlatalım. Orada enflasyon çıkmış. Hemen mallara yok. Yatırım. Yatırım şart hocam. Aa, yanlışlıkla var şu aya. Hatta birkaç tanesini 98 verdik. Bana mı öyle geldi ya? Hayır, ben vermedik sanırım. Her neyse. Polonya burada. Aha. Ah balam. Şurada ne güzel yaşıyor. Evet, bu arada dünyanın birinci ülkesiyiz. Şimdi seninle müttefik olabiliyoruz. Evet, şükür. Gel lan! Yoksa gel! Kapitalizm! Tövbe tövbe. Ağzımdan bir şey çıkacak şimdi ya. Kapitalist köpek. Hastalıklara karşı asimilasyon artmıyor da galiba artmıyor. Japonya bize bir hakarette bulmuş. Oo, sen faşistsin. Faşist. Değişik. Milliyetçi adamları severiz. Ama milliyetçilik bu kadar ilerlemedi bence. Milliyetçiliğinize başlatmayın lan! Japonya. Milliyetçilik. Tamam, güzel bir şeydi. Yani güzel bir şey onu da bilmiyorum artık. Şimdi kesin iptal edeceğim. Yani bu kadar da faşist olmaya gerek yok ya. Bu kadar da yani milliyetçiliğini abartmaya gerek yok. Anladık kanka. Kesin ertesi hafta Silivri'deyim. Her neyse. O halde artık bir İskandinavya fethi gelsin lan. Ya da bakınca lanserimizde fiyat alabiliyoruz mu?
Alamıyoruz. Alamıyoruz. Yaka senin ilişkin ama bok gibi. Sen sağlamazlık baktığımız 63'tür. Yani varmış lan öyle. Bir dakika şimdi. Bir daha oha lan Portekiz'le. Beyler ben İspanya'yı da alıyorum. Aynen lan. Aynen. Üçlü müttefik. Abi müthiş bir şey oldu. Abi şu ittifaka bakar mısın ya? Şu ittifaka bakar mısın ya? Ya bu ne lan? Üf üf. Ya abicim. Bu ne ya? Bu ne ya? Bir dakika kutsal birlik mi? Bu arada Danimarka'yı alacaktım ondan. Gördüm. Danimarka sen ne ayakla? Birleşik Krallık. Adam ol döverim seni. Seni döveriz. Orta Doğu'ya bakalım biraz. Orta Doğu'da neler oluyor? Orta Doğu'da hiçbir şey olmuyor. Bizim sömürge topraklarımız da var. Bu ne oldu onlar abi? Ana Birleşik Krallık'ın da toprakları var değil mi? Unutmuşuz. Bir yandan sömürge yapabileceğimiz bir yer yok gibi gözüküyor. O yüzden aynen öyle devam edebiliriz. Şimdi ben Danimarka'yla savaşa gireceğim ama şuraya. Oha çüş. Oha dur dur. Dur aslan var. Şuraya. Yok Kinbet. Bu Danimarka bazen lan ne oluyor? Danimarka'nın bazen ne yaptı? Tam olarak anlaşılmıyor. Beni şurada görebiliriz. O 20 binlik verir. Lan hepsini gönderdim. Neyse sıkıntı yok. Bolşevikler buraları da aldı. Acaba müttefikliğe Bolşevikleri de mi alsak? Diyeceğim ama ilişkileri çok kötü ya. Bakmayın sayılır. Zaten. Aynen İspanya ile bir ilişkileri götürdü biraz ama. Ha, çok kötü değil ya. Hiç konuma geçersiz. Şimdi. What? Benim burada toprağım mı var lan? Benim burada toprağım mı var? Zaman sağ ol ya. Bırak lan benim topraklarım. Oğlum benim orada toprağım yok. Nasıl? Tam barıştı ama. Oğlum ben az önce ne yaşadım ya? Benim de nerede iş yerler topraklarım maşallah. Bilmediğim yerden saldırdı adam. Şimdi şurada da yeni minik bir orada. Şuraya da 60.000 91.50. Bu ne lan SMS atar gibi. Ha, bence Danimarka savaşına hazırız. Şimdi bağlantılarda biraz zorluk çekebiliriz. Çünkü bağlantılar nasıl bilmiyorum. Görürüz bakacağız. 70.000'e tamamlayayım içimden alacak. İspanya'da gelsin. Oha dur lan 40.000 göndermişiz oraya. 4.000 ha. Merhaba. Şaşırdım ya. Sen şimdi şöyle git. Sen şurayı korudun olur ama şimdi. Ha ben de bundan korkuyordum. Sen de şuradan çıkarmaz. Oğlum ya. Danimarka'nın ne düzensiz toprakları var. Direkt sen de başkentinden giriver hadi. Hayır hadi. Oha. O yani. Ben demiştim size. Lan dur dur araştırma yatırımlar para ödüyormuş. 5.000'lik bir ordu. Yani geçiş yok sanırım. Geri çekeceğim orduları. Yani şu an en makbul seçenek o. Gibi gözüküyor kardeşim. Şu orduyu tahsis edelim. Hatta şuraya bir tane liman. Geçir liman varmış. Ha bir zahmet artık.
Baltıklardan ilerlemek gibi bir hedefim yok ama ileride ilerleyeceğim. Saldırsınlar. Zaten orada kale var. Çok bir şey yapamazlar. Yani sen şurada toplanın beyler. Siz şurada toplanın. Güzel, orayı geri aldık. Ve evet, artık son bir tur daha. Tamam, kale var orada, bir şey yapamazlar. Sen askeri geçeceğiz, ne istiyorsun? Kanka ama yani ben alacaktım oraları ya. Yani kusura bakma, ver ama. Yani şu an pek vermek niyetinde değilim. İlişkiniz çok kötü zaten, ittifada da alamıyorum. Kusura bakma yani. Oralar benim hedefim ama. Benim hedefim olan yerleri. Ha, hedefim olmasa vereceğim de. Ha, hedefim. Oraları alacağım. Şuradan hemen girelim. Evet, Kopenhag'a girdik. Lan ne oluyor? Lan benimle alakalı bir şey değil ki bu. Oğlum ben niye, lan ben niye demin öyle bir şey gördüm? Kardeşim istemiyorum. Yani istemiyorum da ne anlıyorsunuz ki? Ulan ne değişik toprakların var senin de ya. Göremiyoruz ki adam. Evet, benim arka bitti değil mi? Yok kanka, sağ ol. Oralardan zaten alacağım da yoktu. Direkt şöyle gir. Güzel. Düşürdük. Düşüreceğiz. Ayarladık. Heh, tamam. Amerika bak. Oha, Amerika şeyden de kötü ya. Birleşik Krallık'tan da kötü. Oğlum siz benden ne istiyorsunuz anlayamıyorum ki. Sizin bende yani alıp... Of. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Kardeş. Öf öf öf. Bir dakika, senin ilişkilerin... Ah be. Ah be. Yani alırdım da. Şimdi Danimarka'nın elindeki bütün topraklarını alıyorum. Estonya'yı vasalım yapıyorum. Artık savaş tazminatı. Bir dakika, şimdi yok alamıyorum. Lan niye alamıyorum? Tamamdır. Haydi, ben de işte bundan korkuyorum. Aa, bir de Fransa benden asker geçirebiliyor. Tamam, Fransa'ya. Hayır abi, savaşmayın ya. Of of. Alacağım ben oraları. İşte benim göz kestirdiğim yerlerden toprak almayın ya. Ben Avusturya'ya yine destek vereceğim ama yani yaptığın şerefsizlik ya. Savaşa girilir mi onunla? Ha, girilir mi savaşa aslında parçam? Ya savaşa katıl dersen ya. Ben de işte bundan korkuyordum ya. Gireceğim. Ama şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi olmaz Fransa. Üzgünüm. Şimdi yani şu halde savaşa girmek gibi bir hedefin olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Var ya, hele ben. Aha. Kilit. Kilit halindeyiz şu an. Şu an bok yolundayız. Lütfen. İsviçre. İsviçre. İsviçre kurban olayım sana. Sana kurban olayım. Sana kurban olayım. İsviçre. İsviçre. Vur aslan parçamda. Yani sen vuramazsın. Ama o vurabilir.
Ama o iki kere vurabilir. Bak 4 milyon. Bak 4 milyon dukat. 4 milyon dukat gönderdim az önce sana. Hayır! 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 Vallahi deşerim seni, seni deşerim. Var ya, ittifaktan kovarım, üstüne savaş ilan ederim ha. Vallahi vallahi utanmam ederim. Utanmam. Utanmam. Hayır abi, o topraklar benim hakkım. Hey! 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 Vallahi deşerim seni. Seni deşerim. Var ya senden, var ya çok çok şey yaparım. Vallahi ne yapam, ne yapacağımı bilmiyorum ama çok şey yaparım yani. Şu an yani beni, benim içime sıçtın yani, öyle diyeyim. Ortama giriş şeklim benim yani, kus. Lan ne kusmuk, ne alakası var? Yani ortama giriş şeklim bok gibi. Hayır! Hayır! Vallahi vallahi ittifaktan kovarım. Bak! Bak! Oğlum. Alman Kofer Adası yok ama olmaz, olmaz, olmaz. Bir zaman yaparız kardeşim. Var ya seni yok ederim. Seni yok ederim! Seni yok ederim! Tam bir hayvan oğlu, hayvansın. 2 milyon dukat. 2 milyon dukat. Hayır, 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 hayır. Vallahi deşerim seni Fransa. Tam ordularımız geldi, 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 geldi. Tamdır. Ya! Hayır! Hayır! Ama dur. Abi ben İsviçre'ye hep dukat göndermemiştim değil mi? Tamdır, ben de savaşa giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sen şöyle git, sen şöyle gir. Viyana'ya ilk biz gireceğiz zaten zaten. Götümüzde zaten ülke. Yani dibimdeki ülkenin ben gavur birlikler tarafından ele geçirilmesine karşıyım. Ama siz bizim müttefiyiz. Hayır, ilerlemene asla izin vermem. Hele bir ilerle var ya. İlerleyemezsiniz oğlum. Kanka bak, İsviçre'ye bilmiyorum. İsviçre'de İspanya olamaz. Yani İspanya olmuyor. Ama Fransa'ya okeyim. İspanya olmaz ama Fransa'ya okeyim. Ama Avusturya benim. Avusturya benim. Kimse, kimse karşı çıkamaz buna. Avusturya benim. Avusturya benim. Avusturya benim olacak. Avusturya benim. İsviçre düştü, tamam. İsviçre düştü. Ah be! Düşlemedik orayı. Çok sinirlendim ulan. Rage oldum, rage. Rage'in kelime anlamı. Çok sinirlendim bak. Bak bir şey diyeyim mi? Ben çok sinirlendim. Hakikaten sinirlendim. Öfkelendim. Öfke. Öfke. Darkness! Imprisoning me! For I say. Okay, ben şarkı söylemiyorum, tamam. Kulaklarınız kanamış olabilir ama bana ne? Değil mi, bana ne kardeşim? Hadi lan, Avusturyalı gavurlara hak dilimi indirdik! Hem de hiç toprak vermeden. Alayım ben o toprağı arkadaşım. Teşekkür ederim. Hayvan. Sen hala hayvansın. Hep hayvandın. Bir kere daha hayvan olun. Hayvansın sen. Sen hayvansın. Fransa seni koydum oğlum. Dur ya, Fransa alsın orayı. Fransa al lan şuraları. İspanya'da şu, biz şurada birleşelim. Bizim şurada birleşmemiz lazım. Olacağı da mı? Barış antlaşma. Şu an İsviçre olmak kadar kötü bir şey olmamalı.
Şimdi hemen ordularımızı tekrardan Berlin'e çekelim. Oyunlara da donuyor lan. Neyse, sıkıntı yok. Berlin. Ding dong ding dong ding 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 dong ding dong ding dong. Vallahi Kaiser abim, Kaiser birinci, Sultan Efe, Sultan Efe ne lan? Almanya'dayız. Osmanlı'da. Osmanlı ne alemde beyler? Osmanlı sıfatı eşgal nedir? Sen misin Osmanlı? Sen değilsin. Senin Allah belanı verecek bu arada. Sen Osmanlı'nın son durumu kendisi Necran'ın vasalı. Yani 623 yıllık tarihe bok oldu yani. Şu an bok oldu cidden. Ciddi sesi söylüyorum, bok oldu. Osmanlı Anadolu toprakları, 2. Bulgar İmparatorluğu, Ermenistan, birazında Osmanlı var, birazında da Yunanistan Krallığı var. Yani bizim için çok da yapacak bir şey yok. Osmanlı kendini uğurlasaydı kardeşim. Geçen müttefiyiz yani. Müttefik de değiliz ama. Yani müttefiktik eskiden de. O eskiden kaldı yani. Benim yapacağım bir şey yok. Benim yapabileceğim tek şey Avrupa'dan Anadolu topraklarına erişmek. Bir dakika. Hemen bu arada videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Ben biraz kapattım. Asimilasyonları sonra yapacağım. Bay bay.